Merhabalar, ben Mert Arslan, Agile'den Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel eğitim öğretmeniyim. Bugün sizlere özel eğitimde anne baba tutumlarından ve bu tutumların birkaçından bahsedeceğim. Süremiz sınırlı olduğu için size bu tutumlardan özel eğitimde en çok karşılaştığımız iki tutum olan aşırı korumacı tutum ve boyun eğme tutumundan bahsedeceğiz. Ama bunun öncesinde biraz aileden bahsedelim. Aile dediğimiz yapı çocuğun ruhsal gelişiminde en önemli ortam ve toplumsal kurumdur. Görüyoruz ki yapılan araştırmalarda çocuğun olumlu veya olumsuz davranışlarının temelinde aile, anne baba tutumları yatmaktadır. Tabii bu anne baba tutumlarının da etkilendiği bazı faktörler var. Örneğin anne ve babanın yaşadığı kültür, etnik kökeni veya çocukken geçirdiği deneyimler de anne baba tutumlarını etkileyen faktörlerden bazıları. Şimdi ben size bazı tutumlardan bahsedeceğim. İsterseniz aşırı korumacı tutumla başlayalım. Aşırı korumacı tutum dediğimiz zaman ne demek istiyoruz? Yani çocuğuna aile gerektiğinden daha fazla özen gösteriyor ve her şeyi kontrol altında tutmaya çalışıyor. Bu tutumda çocuk görmüşsünüzdür mutlaka. Hiçbir şeyi kendisi yapmıyor. Her şeyi anne baba ilgileniyor. Çocuk en ufak bir sendelediğinde dahi çocuğun üstüne çok düşürüyor. Ve bu çocukta özgüven yetersizliği, dışa bağımlılık ve bizim özel eğitimde en temel kazandırmaya çalıştığımız bağımsız yaşam becerilerini engelleyebilecek çok büyük bir sorun ortaya çıkıyor. Biz okulda da aşırı korumacı tutum sergileyen ailelerin çocuklarında bu durumla çok fazla karşılaşıyoruz. Herhangi bir beceri veya kazanım kazandırmaya çalıştığımızda çocuğun kendi başına yapamama, sürekli öğretmeninden yardım isteme gibi durumlarla çok karşılaşıyoruz. Bu tutumu aşmak için çok basit adımlarla başlayabilirsiniz. Örneğin evde çocuğunuza çok basit sorumluluklar verebilirsiniz, çok basit görevler verebilirsiniz. Ev işlerini yaparken en basitinden çocuğunuzla birlikte yapabilirsiniz, ondan size yardım etmesini isteyebilirsiniz. Yemek yerken, yemek masasını hazırlarken, yemek masasını hazırlamaya yardım ettirebilirsiniz. En ufak bir şeyi de çocuğum yapmasını ben yapayım gibi düşüncelere kapılmayın. Tabii bu çok derin bir konu. Şu an videoda süremiz kısıtlı olduğu için kısaca değinmemiz gerekiyor. Eğer bu tarz bir konuyla karşı karşıyaysanız öğretmeninizden destek almanızı şiddetle öneriyoruz. İkinci çok karşılaştığımız tutumda ise boyun eğme tutumu. Peki boyun eğme tutumu ne demektir? Yani çocuk evde egemen durumda anne ve baba çocuğun istediği her şeyi yapmak zorunda olduğu tutum. Mesela çocuk bir oyuncak istediğinde ve anne baba bunu almadığında çocuk ağlamaya başlar ve anne baba gider oyuncağı alır. Çocuk her seferinde bunu alışkanlık haline getirir ve artık istediği her şey için ağlayarak anne babaya yaptırtmaya başlar. Bu tarz çocuklarda da özel eğitimde çok fazla karşılaşıyoruz ki bizim çocuklarımız özel olduğu için anne babalar bu tutum içerisinde olduklarının farkında bile olmayabiliyorlar. Eğer yine böyle bir tutumla karşı karşıyaysanız veya çevrenizden veya sizin çocuğunuzun da siz farkında olmadan her istediğini yaptırdığını düşünüyorsanız mutlaka bizimle veya bir özel eğitimciyle veya kendi öğretmeninizle konuşmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü yine bu tarz tutumlarda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Mesela çocuk o oyuncağı sınıfta da çıkarmak istiyor veya oyun oynamak istiyor veya evde yaptığı davranışları okulda da yapmak istiyor. Bu sefer biz ona o yaptığı veya yapacağı olumsuz davranış için hayır cevabını verdiğimizde çocuk nasılsa evde annem babamı yaptıracağım düşüncesiyle bizim de otoritemizi kabul etmez bir hale geliyor ve bizim de okulda yaptığımız bütün eğitim planımız boş etmiş oluyor. O yüzden bu tarz tutumlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşadığımızda, herhangi bir sorunumuz olduğumuzda mutlaka bize danışın. Çünkü bu tutumlar sadece evde kalmıyor.
Bu tutumlar okuldaki bütün bizim kazandırmaya çalıştığımız becerileri de etkiliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benden bir günlük.